Merhaba, İtalyan usulünün bu sezonki son programına hoş geldiniz. Program elbette yani üzerimizde kıyafetlerden de arkadaki benim tarafındaki fondan da bir Milan kutlaması olacak. Gönül isterdi ki Daumlu, Asenalı ah. Beşiktaş kutlaması gibi yapalım. Ama, aynen burada. piyoleli burada <laughs> ama bununla yetinecek. Sevgili izleyicilerimiz. Elimizden makarna geldi. Aynen Güzel makarna ve Hani Sak. Çok mütevazı şartlarda da olsa öyle bir dekor yarattık. Şaka bir ara Scudetto'yu konuşacağız. Uzun uzun Milan'ın şampiyonluğunu hem bu sezon özelinde hem genel İtalya futbol kültürü özelinde ne ifade ettiğini konuşacağız. Ve sezon 11'imizi de yine değerlendireceğiz bugün. Evet Burak. Öncelikle sponsorumuza teşekkür edelim. Sonrasında konularımıza geçelim. Yemek sepetinde binlerce restoranda indirimler devam ediyor. Siz de %25 ile %50 arasında değişen gerçek üstümsüz indirimlerden faydalanmak için uygulamayı indirin. Siparişinizi hemen verin. Evet baba. Yani son bir buçuk ay kalana kadar aslında seninle konuşurken hala puan tarafında Milano'ya geçse dahi Inter'in daha avantajlı olduğunu, fikstür tarafında çok daha rahat bir rotası olduğunu Inter'in konuşuyorduk dar rotasyonunu, biliyorum. her şeyi anlattık ama bir şekilde gemiyi limana yanaştırmayı başardılar. Bence çok büyük bir takdiri hak ediyor. Pioli olsun, ana unsurlar olsun ki hepsini birazdan konuşacağız zaten. Yani öyle bir üslubum olsaydı hayatta ayakta alkışlardım şu an kalkıp. En son programda dedik ki inter daha avantajlı. Çünkü ee, fikstürü çok daha rahat. Hmm ki o fixtürde de böyle yere düşüp kalktıkları Empoli maçı gibi Doğru. maçlarla Doğru. onlar hep şey maçıdır ya dönüm noktası maçıdır. Ya Amerika olsaydı Inter oradan dönüp alırdı o şampiyon, aynen. Ama yani sezon boyu beğenmedim açıkça her zaman söyledim. Futbolunu, temposunu Atleao'ya bir şeyler üretsin mantelitesine ee, eleştirdiğimiz Milan Fiorentina maçı dışında bence Fiorentina maçını kaleci hediye etti. En zorlandıkları maç da o keskin virajda. Özellikle Verona maçını, özellikle son maçı, Sassuolo maçını hakikaten şampiyon gibi oynadılar. Çok tempolu, çok hızlı, çok istekli ve hakikaten çok hak ederek demiştik Pioli buradan hasarsız çıkarırsa büyük bir çok. iş başarmış olacak. Ben hep 98 99 şampiyonluğu diyordum. O da biraz böyle sürpriz bir şampiyonluktu Milan tarihinde. Burada hiç öyle bir hikaye yok. Milan önde girdi ve önde bitirdi yarışı. Muazzam bir iş çıkardılar. Çok iyi futbol oynadılar. Çok tempolu. Yani gene Leo kahramanda evet, ama işte Tonali'si olsun, Tomori'si olsun, Ciro olsun. Yani çok iyi katkılar verdiler hakikaten. Hernandez olsun, Theo akıl almaz bir golüyle de zaten 70 metrede farla. Simgeyi yani Simge anlardan biri herhalde Sim. şampiyonlukta. Çok büyük hikaye yazdılar. Pioli aynı şekilde kaptan bence Leo'dan sonra başrole onu yazarım. Paolo Maldini evet. muazzam bir futbol attı. Yani Ranicke ayağını kaydırıp başarısız olsa gelirlerdi. Bu eski futbolculardan kurtulalım ekibi. O eski futbolcu Paolo Maldini olduğunca ki, kusura bakma Sayın Rannik. Ki Rannik'in de Manchester United'da bu sezonki puan ortalaması Geri Neval'ın Valencia'sının altına düşmüş. Yani onunla makara yapıyordu İngilizler. Aa, biliyorsun orayla ilgili fikrimi söylemeyeyim, linç <laughs> Yani o sert fikrim var o tarafla ilgili. Evet. Milan'a geldiğinde de sevgili Onur Özgen'le konuşurken selamlar saygılar Onur'a da. O gece hatta konuşmuştuk. <laughs> ya dedim ben başarısız olacağını düşünüyorum. İtalya'da yabancı bir antrenörün başarılı olması çok zorken bir futbol aklının evet. başarılı olması çok zor. İtalya ile tezat bir futbol aklının başarılı olması çok zor. O zaman Boban vardı yanlışım yoksa Onur benden daha iyi hatırlayabilir. Hele Boban ve Maldini varken, hele Maldini varken her şey Ragnik'e kalacaksa o iş olmaz dedim. Zaten olmadı da. Arka beşi doluyken muhabbin koltuğunu. Paolo Maldini oradayken kusura kimse bakmasın dünyada. Yani. oradayken konuşamazsın onun üstüne. Mutlaka öyle. Soyunma odası konuşması abi için çok paylaşıldı. Ki o da orada bir noktada hemen parantez oraya açıyor. işte oyunculara, hocaya şey yaparken Paolo of course diyor. Oraya da dönüyor ona da saygılanırsın. Çünkü o 11 yıl öncesinde biliyor. Çok daha öncesinde ne ifade ettiğini o insanların, o figürlerin, o soyunma odasında nasıl bir ağırlığı olduğunu tabii ki bildiği için e, ilk saygı sunduğu insanlardan biri oluyor. Konuşmaya izledim mi soyunma odası konuşması Zlatan'ı? Yani o pro fotoğraf üzerinden biraz konuştuk programda. <laughs> Aynen. Yani şampiyonluğun simgesi yine İbrahimovic oldu. <laughs> sezonun büyük bölümünde bir katkı vermese de belki manevi olarak vardı ama gördüğümüz bir sağ katkısı vermese de ki golü de atıyordu. Yani sezonun Aynen. son noktasını da koyacaktı. Ya liderliğin hiçbir şeyim yok zaten. O, o yönüne hiçbir lafım yok ama sahadaki etki olarak Söylüyorum. Başrollerden evet. biri olmadı. Kutlamalarda ön plandaydı. Şeyi de merak ediyorum aslında. Röportajları biraz daha takip edeceğim. Takım, hani onun olmasından beslendim acaba mentor olarak. Çünkü 2-3 haftaya geldiğimizde evet. işte otobüs camını falan kırıyor ya kutlamalardan. Taraftarlar hatta Maldini kızıyor biraz yol açın nefes erin diye. Hani orayı yaşamamış oyuncular Tonali olsun. Hani Leo'ya da bunu ya. sayabiliriz. Hani Birçok oyuncu ilk defa böyle bir hani bir aslında el feneriyle o yolu aydınlatmaya çalışıyorlar. O stresi, o baskıyı taşımanın ne olduğunu bilmiyorlar. Hani orada belki güvenilir bir iki figürün olması İbrahimovic gibi Maldini gibi muhakkak faydalı olmuştur mental taraf. Geçen senenin Ortası mıydı? Bu senenin başı mıydı? Bir röportaj vermişti. Hani herkes İbrahim Hoş tek başına Milan'ı sürüklüyor gibi bir ıı, komik. Ben İtalya Ligi izlemiyorum yorumu yaptığı dönemde. <laughs> e, artık yaş olarak performansım düşüyor. Sağ içinde vereceklerim düşüyor. Ben de mental olarak takımı destekliyorum gibi zaten o liderliğini veriyordu. Az önce de ona değindim. Kuşkusuz elbette. O yönüyle 20 yaşında da öyle bir oyuncuydu zaten. Yani hep o takım içindeki e, farklı liderliği olan bir oyuncuydu. O tabii ki vardır yani. Paolo onu geç... Yani o bambaşka. Herhangi bir kazandığı kupanın bir kulbunu at sonra ayrı bir şey. Onu Bizim diye... için bile motivasyon yani onu görmek orada. Yani. Bırak odasını. Yani düşün benim özür dilerim yani İtalyan futbol tarihinde ya da Milan tarihinde en sevdiğim oyuncular arasına girmez. Daha önce de söylemiştim böyle. Yani çok böyle Paolo Maldini delisi olmadım hiçbir zaman ama o etkisi onu anlatmaya çalışıyorum. Yani böyle anlatıyorum da bu da Paolo Maldini fan boyu gibi olmasın. Yanlış anlaşılmasın. ya. Yani mesela bence Cabrini ondan iyi sol bektir. Stoper tarafını konuşacaksak Nesta'sıdır, Cannavaro'sudur, Baresi'sidir. Ondan daha iyidir. Ama yani o İtalyan futbolundaki o lider dendiğinde akla gelmesi ayrı bir şeydir. Aileden gelen, kulüpte doğması, gerektiğinde kurvayla laftalaşına girmesi, yani o her şeyi karşısına alabilmesi 98 99 şampiyonluğu işte gidip soyunma odasında kutluyor. Ben onlarla kutlamam taraftarlar yani hep o e, ne olursa olsun kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini savunması ve takımı da burada e, koruması yönünden büyüklüğünü anlatmaya çalışıyorum. Yoksa bir maldine şeyi değilim öyle <laughs> hey diye alkışlamıyorum. <laughs> çok doğru şüphe yok. İbrahim konuşmasında dikkatimi çeken bir noktadan bir diğeri ya başta şeyi vurguluyor tabii ki hani kimse bize inanmadı o yüzden Hı. bu işte fedakarlığı işte acı çekmeyi beraber yapmanız çok mutlu oluyoruz gibi bir şey anlatıyor. Sonunda da işte bu çok meşhur oluyor özellikle derbilerden sonra oyuncular hep şey paylaşıyor işte Kuzey Londra kırmızı diyor mesela Arturo kazanırsa işte Milano kırmızı diyorlar şampiyonluğu onlar aldığı için Milano değil diyor İtalya kırmızıdır diyor bir öyle bitiriyor biraz oradan bir de Perez alıntısı yaparak sana döneceğim ben de Avrupa kırmızı diye ekleyecektim tam onu söyleyecektim çünkü Florentino Perez de Real Madrid başkanı tebrik ederken Milan'ın şampiyonu şundan bahsediyor. Biz 40 yıl boyunca rakibimizi Barcelona olarak bilmedik. Bizim 40 yıl boyunca rakibimiz Milan'dı. Onları yeniden şampiyon olarak görmek güzel diye kutluyor. Yani o taraftan da bir o 10-11 yıllık boşluğu ve Milan'ın şampiyon olması ne demek olduğunu, ne ifade ettiğini anlatmanı rica edeceğim senden. Estağfurullah yani daha iyi anlatacaklar olur belki ama şöyle söyleyeyim Perez'in söylediğin üzerine. Şimdi Juventus elbette İtalya'nın en büyük takımı. Çünkü fiyat nedeniyle bu İtalya'nın savaş, sonrası, savaş sonrası göçünde Torino'nun aldığı göç Milano'da göç alıyor mu? Milano'da ikiye bölünüyor yani Inter'de var Milan'da var. Milan tabii ki daha işçi takımı falandır neyse. Orada Juventus çok fazla böyle tüm şehrin fiyat yüzünden de biraz desteğini kazanıyor. Tüm ülkenin. Onun için Juventus elbette daha çok tutulan takımdır. İtalya'da daha çok başarılıdır. Hiç boşluğu yoktur Juventus'un. 60'lara bak. Milan-Inter dönemidir ki 10 yılıdır. Orada da bir şeyini çıkarırsın. 70'ler zaten Juventus'tur. 80'ler Trap'ın ik ikinci araya kadar Juventus'udur. 90'lar Lippi'nin işte 95'ten sonrası Lippi'nin yani ara vardır 6-7 yıl sonra uçarlar. Inter-Milan öyle değildir. Yani Inter yönetim olarak belki hep istikrarlı görünür ama başarı olarak... Arada yıllar Mourinho'yla Mourinho ile Calciopoli'de şampiyon olduklarında en son Trapla 89'da şampiyon olmuşlardı. Avrupa Kupası aldıklarında aradan 41 yıl mı ne 35 yıl mı ne geçmişti Mourinho ile kazandıklarında. E Milan Totonero girer küme düşerler 80'lerin sonuna kadar toparlanamazlar. 70'lerin başı Berlusconi arası bir 78-79 şampiyonluğu vardır. Yani hep böyle bir aralık vardır. O yüzden Juventus elbette İtalya'da en başarılı takımdır ama Dünyada en başarılı Avru İtalyan takımı Milan'dır. Çünkü Milan yeni İtalya'nın ilk Avrupa şampiyonudur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kupa biri kazanan 63 yılında Milan'dır. 69'da Milan'dır. Oraya Inter de girer ama ilk Milan'dır. Ve o dönemde bile Avrupa'da bir Milan şeyi vardır böyle ağırlığı vardır. E ondan sonra televizyon çağında futbolun artık televizyondan dünyaya yayıldığı dönemde Berlusconi de bir televizyoncu olarak hani şu kitabı da hazır yeri gelmişken söyleyelim. Arigo Sacchi'nin The Immortals. Tabii ki kendini sık sık övdüğü yerler var ama 88-89 sezonunu ve ilk sezonu çok güzel anlattığı bir dönem. Elbette Sacchi'nin futbol aklı o oyuncuların yetenekleri Berlusconi'nin e, televizyon televizyon ...becerisiyle, o satış becerisiyle bir olduğunda bir efsane olmuştur. Ve o dönemde tüm dünyaya yayılmıştır Milan. Ee, o dönem Juventus'un misal çok kötü bir dönemi. Yani Doğru. Trapattoni dönemi iyi ama televizyonculuk ve dünyaya yayılma bu kadar şey değil. Şöyle anlattık onu daha önce de. Hani Channel 4 İngiltere'de e, o dönem İtalya Ligi yayınlamaya başlıyor. İtalya Ligi oraya satılıyor. Bundan, bundan, önce İtalya Ligi'ni bilmiyor İngilizler. Ve Hillsborough ve şeyden sonra, Hazel'den sonra o kendi futbollarını küsmeye başladıklarında bu Milan'ı izliyorlar. Sakki'nin Milan'ını izliyorlar. Berlusconi'nin Milan'ını izliyorlar. Yani zaten bir oluşum, bir organizasyon İngiltere'de kabul görüp sevilmeye başladıysa Avrupa'ya da yayılır. Bu müzikte de böyledir, birçok şeyde böyledir. Şu anda da Premier Lig'de elbette iyi birliktir ama bu reklam yapabilme tanıtabilme, aktarabilme, gösterebilme yeteneklerini çok iyi kullanıyorlar. Bütün bunlarla Milan'ın etkisi o bahsettiğim ve Perez'in dediği üzere Real Madrid neyse Milan'da odur. Belki de Avrupa'nın bu açıdan iki yukarıda zirvedeki ismidir. Ha Real Madrid şeyden beri çok çökmüyor 90'ların sonundan beri. Onların da çöküntü dönemleri var. Ama Perez'in dediği çok güzelmiş. Sen bugün söyledin onu da bana. Evet. Özetlemiş usta her şeyi. Futbolun aklı. O da bir akıl. Nasıl akıl? Bilmiyorum ama akıl. Ya. Yani. Gidip gelen bir akıl ama. E, Berlusconi'nin de bu arada çok güzel anlattın o dönemi. O da şampiyonluklara gelmiş görmüşsündür. Onun gözü bir yandan Monza'da tabii. Bileof <laughs> oynuyorlar işte, lig için. E, biz belki program yayınlandığında evet. e, tam o günlere geleceğiz. Ama baba gelmiş kutlamaları da atlamamış yani. Takımın buradayım diyor. O... Ben yarattım demesin. <laughs> <değil. gülüyor> evet. Kolumları ara diyebilir gerçekten. Peki sezonun 11'ine istersen konuşalım. Orada biraz farklı takımlara da zaten değiniriz. Şampiyondan 4 oyuncu aldık biz ki yani ana sütunlar gibi de aslında onları görebiliriz. Manyan sene başında biraz görelim demiştik ama gerçekten ilk bir iki aydan çok. sonra çok fazla kurtardığı maç oldu. Benim beklediğim o Kordova stili kaleci bir tane böyle çıkmaz bir hata yapar diyordum. Bu sene çıkarmadı onu. Muazzam oyunu. Gerçekten öyle. Yine son maçta bir Sassuoğlu free kick. Evet ya. Şeyin Berardi'nin mi ne bir serbest vuruşunda kafayla şey oradan, skamakka mı ya. ne sektirdi acayip çıkardı onu. Gerçekten öyle. Çok o kedici şeyleri çok iyi refleksleri. Yine Paolo kaptanın işi işte yani Donnarumma'yı kaybediyorsun. Bir önce kır... Önceden o Milan dağılırdı yani şey olurdu filan. Konsiyi filan geçerdi kaleye yani öyle dağılırdı. <laughs> Ama pat hiç aramadı yani. Nokta A yani. Aradın mı donarımı hiç? mı, hiç. Donör ben... mı aradım Milan? <laughs> Aynen işte. O öyle oldu. Ya sen koca Zoff'u dinlesene yani. Sen ne dinliyorsun Raiola'yı? Ya ara sor babayı yani. <laughs> Dedi ya işte ya, bu yaşta Aynen. bir insan niye 3 milyon daha kazanmak için uğraşıyor ki? Milanda zaten simge olma yolunda ilerliyor diye bir vardı. Ben yeni dönemi anlamıyorum diye de bitiyordu. O işte. Hatta Analtın Ordu'yla aynı fikirleri paylaşıyordu. Kesinlikle. Ama atan söyleyemiyor. Aynen. Onu bu hafta <laughs> men edeceğiz podcast'tan o yüzden onu konuşturmayacağız. Peki e, diğer üç oyuncuyu da savunmada Tomori'ye koyduk ki yani Manyan'la beraber Genel öyle tabii dediğin gibi. Savunma şampiyonu aslında diyebiliriz Milan'cığım <laughs> bunu. Senin dediğin biraz o hani futbolun özellikle son bir, bir buçuk aya kadar çok tempo yapamamaları, ileride çok lavaya bağlı kalmaları biraz Eldeki materyalden de mütevellitti o yüzden çok mecburlardı iyi savunma yapmaya ve gerçekten hem Tomori hem Manyan mükemmel sezonlar geçirdiler ve Theo Hernandez tabii ki o sadece savunmakta kalmadı ki yani. savunmada biraz böyle tabii, tabii, sallandığı abi. maçlar olur ama hücum katkısı hani bu kadar sınırlı bir hücumda Leao ile beraber Sol'u yani o amiyane tabirle otobana çevirdiler. Genel Paolo Maldini transferi diyelim. Yani bütün kadro için onu yavaş yavaş sayabiliriz. Ki ona da işte var. yeni Maldini diyorlar. Geçen podcast'te de konuştuk. Yok yani. Hani Maldini savunma yönü muaz. Yani Maldini'nin ters kademe tekniği Koverciano da video olarak gösteriliyor. Yani hani Maldini'nin savunma yetenekleri çok iyidir. Hücuma çıktığındaki o dinamizmi çok sprinter gibi bir vücudu var ilk çıktığında gençliğini anlatmaya çalışıyorum o Hani sur, sur bir yerde konuşmuştuk ya rakibin evet. dengesini bozma. O yönden çok özel bir oyuncudur Paulo Maldini. Devamlı o bir akış sağlamada, defanstaki güvenliği sağlamada. Onda çok özel bir oyuncudur. Hernandez çok ayrı bir stil. O evet. çok hücumcu yani. Attığı gol misal Paolo Maldini gibi dedi de Maldini'nin öyle 5 tane gol yani bir tane bile... Yani zor, zor. Bir... Ya çok, çok daha başka bir de girebilen. Tabii. Onu hani çok çizgi. Maldini kendi de söylüyor. Evet. Frans futbol ama birine bir röportaj vermişti. Bekler üzerine çok güzel bir muhabbet vardı. Ben de alıntı yapmıştım. Orada o kendi döneminin bekleriyle Fernandez'in oynadığı stil bekleri anlatıyordu zaten. Yani biz Bizde savunma ön plandaydı. Şimdi ilk önce hücum düşünülüyor. Şeyi. Doğru. Ki işte trendler üzerinden İngiltere futbolunda çok konuştuğu konu o. Bu, şüphesiz onu da yazdık. Özür dilerim Buğracığım yani Romagnoli, Kayer birçok aslında az stoper değilken az stoper ikilisi buyken değişim içinde hiçbir merkez e, alternatifi aksamadı. Yani evet. hem Pioli'ye alkış evet. tabii ki ama Maldini'nin de seçimleri her şeyle çok iyi. Yani Calabria dışında o hattı yeniden dizdiler. Ve evet Milan'ı bence de son, son ay dışında orası şampiyon yaptı. Inter'in hep övdük o üçlüsünü ama onlardan çok daha iyi performans verdiler yani. Aynen öyle. Ben 4 dedim bu arada ama tonalı unuttum tabii. Onunla birazdan konuşacağız. Savunmayı bir bitirelim. Savunmada biz Tomor'un yanına Milankovic'i yazdık Fiorentina'dan ee, ve Odrio yazdık. İki Fiorentina'lı seçtik. Orada yani çok şey değildik hani rakipsiz demedik onları onlara çünkü işte sağda mesela Cuadrado opsiyonlarımızdan bir tanesi. Benim bir adımda da on... yani Odriozola'yı sonradan Fiorentina bir dalgalandığında çok kullanmadılar, etmediler. Ama Cuadrado hep Juventus'un can damarı oldu neredeyse. Yok. Tabii daha üçlü gibi dizildiklerinde ya da önde hmm. 4-4-2'nin önünde falan da oynadı ama yani bir yer açacaksak Cuadrado'yu burada açabiliriz. Bir yandan da Odriozolan'ın da aslında hücum kurulumunda belki gümbür gümbür gitme değil ama ikinci bölgeye geçişte onu çok fazla kullandılar. Merkeze attı yer yer hoca İtalyan'ı ki çok etkilenmişken sezon ortasında bir bölümde de konuşmuştuk yanılmıyorsam. O yüzden hakkını teslim edelim. Çok çok Biraghi'nin onun yani Fiorentina'nın çıkışı. Milenkoviç de çıkış için söyledik. Yoksa oraya işte Torino'nun Brezilyalı stoperini söyleyenler bir var. Yanamıyorsam, ki yanılmıyorsam Opta 11'inde Bremer vardı. Mesela. Kolibali de düşüşteydi ama sezonu çok iyi oynadı. Yani Tomorin yanına herhangi biri bir çıkış yapan iyi oyuncu yazabilir. için biraz o çıkışı iyi yaptığı için ben oraya gö yani görüyorum onun dışında evet haklısın yani Or onlar rakipsiz değiller. Orta sahada Tonal ile Brozovic. Ha keza sağ özür dilerim bizim Danfi. Keza Danfi. Çok bizim. kendini hissettirdi. Yani Teo da işte evet. hücumda ne zaman oynasa hep Perisic ortalarında arka direkte kafa vurdu, içeri girdi, sol beki zorladı hep çok özel işler çok, yaptı, çok Kamyon gibi ya. Teo de öyle mesela. Geliyor hani. O durum icabı belli Aynen. oraya. Sürekli aşındırıyor ve bir, bir süre sonra hani yosun yapmaya başlıyor yani. Bir açık veriyorsunuz. Ee, dediğin çok doğru. Orta sahada Tonali ile yazdık. ilk ikimiz olarak. Oraya için de yedek adayları sayacağız ama yani Tonali gerçekten sezonu da zaten çok iyi oynadı da bence son aylarda da çok fark etti. Tonali'nin orta sahadaki yaratıcılığı. Hem yaratıcılığı hem de daha önce hangi programı unuttum konuşmuştuk. Inter maçından sonraki program olması lazım. En önemlisi Milan sahada isyan eden ve işler kötü gittiğinde 50 taşın altına koymayı geçtim. Yani didinip yırtılan adamını buldu gibi. O yönüyle çok şey iyi bir oyuncu. Hani yeni Pirlo diyorlar. Evet, daha önce de söyledim. Topa yatışı, şusu busu benziyor Pirlo'ya. Bence Pirlo çok özel oyuncuydu. Yani Pirlo ol, ol, o şu yanlış anlaşılmasın şimdi. O başka bir seviyeydi. Ama yani bunun o 8 numara özellikleri ayrı bir oyuncu. Yani oyun stili benzeyen ama yapı ve oyun içinde kullanımı olarak farklı bir oyuncu. Pirlo'dan. Bir de Brozovic'i koyduk. Çünkü gerçekten Inter'in en yalpaladığı dönemlere hep baktığımızda Brozovic'in eksikliğindeki maçlara denk geldiğini görüyoruz. Kesinlikle. Hakan röportajında da zaten o mevzuya girmiştik. Net yani. Leavis. Avrupa'da da en yani Liverpool'un en sarsıldığı eşleşmeydi bence. Evet. Ee, yani Orada onun o piresten çıkmayan, Liverpool'un o piresine Milan dağılırken Brozovic'in o tek top kabiliyetiyle Inter neredeyse turu alacaktı. Biraz becerikli olsaydı. Yani biraz Ceko kendinde olsaydı. Biraz şey kırmızı kart olmasaydı. Kez daha o da doğru. E, Alex'sin. Orta sahada ikilinin önünde Berardi, Milinkovic, Savic ve Liao dedik. Liao'yu zaten uzun uzun konuştuk. Sezonun bir herhalde yıldızı, en değerli oyuncusu diyebiliriz onun için. Berardi. Z kuşağının Gullit'i oldu. Hani, Ruth Gullit öyle bir etki yapar 87-88 şampiyonlar. Napoli-Kritik 2 Napoli maçı böyle Gullit'in Hulk gibi gezindiği maçtır. Yani herifi durduramıyorsun zaten. O fizik, yani. o tay gibi bir şey. Buna teknik de ekleniyor. Ve 80'li yılların sonunda zaten hani fiziksel olarak ne böyle, bir ne? şeyken beast hani basketbolda deniyor beast olayı NBA'de Doğru. öyle bir adamken o teknik ve e, yetişme altyapıda aldığı Hollanda kültürü akıl almaz bir oyuncu ortaya çıkmasına neden oluyor yani apayrı bir şeydir Gullit'in 87-88'i sakatlıktan önceki şey 88-89'da da biraz öyledir tabi ee, yani ben Gullit demiyorum gene Leao'ya yanlış anlaşılmasın da bu, bu takımın Gullit'i oldu o açıdan kısa dar alanda acayip oyuncu geçiyor. Yeteneği var. Son maç asist gösterisi yaptı. Evet, evet. Birçok maçta ipten aldı, soldan vura vura kıra kıra girip attığı gollerle açık ara yani ligin MVP'si zaten takımında kahramanıydı. Umarım Donnarumma gibi yapıp yapmaz. evet yapmaz. Yani Milan'la şampiyon olduysan abi Milan'la Avrupa'da bir yere gelmeyi zorlamalısın bana kalırsa. Juventus, Inter için bunları söylemiyorum. Bunu bir Milan sempatisi olan bir insan olarak da söylemiyorum. Ben Inter'in de şampiyon olsa sevinirdim. Yani o oyun olarak beni çok keyiflendirdiler sezon boyunca. Ama yani Milan da bunu yakaladıysan ben Donnarumma'ya da çok ilk çıktığında daha bir podcast'te konuşmuştuk onu. Yani Milan da bu şansı yakaladıysan abi bence zorlamaya değer. Çünkü Milan hakikaten Avrupa'nın tepesine en kolay çıkabilecek İtalyan takımı kültürüyle. Hani Real Madrid'e diyoruz ya senle izliyoruz. ...her maçtan sonra seninle muhakkak konuşuyoruz... ...Angelotti ben Buğra... ...orada da... WhatsApp konu call ya. yani ...ben hep podcast ediyorum ya... ...Real Tur'u geçer abi çünkü Real Madrid olduğu için diyorum onu yani... ...tam Carlo Babam'ı seviyorum da... ...yani... ...o kadar da sihirbaz bir... An yani ...kimse o kadar sihirbaz olamaz ama... ...o sihiri yaratan Real Madrid kültürü... Stadyum. Evet. Ambiyans. ...burada da o Milan kültüründe... ...bunu yaratma şansın... ...bu şansı ele geçirme... ...durumun söz konusu onun için... Ben bu oyuncuların hani ya dur Mbappe ile oynayayım Paris Saint Germain'e gideyim yani garip geliyor. Kesin mesela Barcelona'ya gidecek. Abi biri yokuş aşağı giderken yani çıkışa yakalayan bir takımdan niye ayrılıyorsun ki? Bana da çok ilginç geldi. gerçi sezon içinde çok böyle hani atışmaları oldu taraftarla. Ha, Biraz hani o bağ kopmuştu ama hani imzalayabilirdi sene başında. Tabii, tabii. istiyordu. Uzatabilirdi. Uzatmadı sözleşmesi mesela. Kesi de haklısın ama Leo da şimdi kahraman da olmuşsun. O canım. Tapar herkes. Ya aynen abi ya. Öbür sezon 10 maç kötü oynama kredim bile var artık yani. %100. Abiyatlı abi abi, yıllarca <laughs> Milan'da kaldı ya 98-99 <laughs> sezonu. dediğim gibi kredi kolay bitmez gibi. Berardi ve Milankovic-Savic'e neler dersin? Berardi yani zaten sezonların istikrarlı bir oyuncusu ama bu sezon gerçekten çok taşıdı takım. Hani o gençlerin yetişmesinde de sonuçta o güvenilir ayağa ihtiyaç vardı. Gol asist katkısıyla onların sürekli onlar soruldu. Skamak ona soruldu. Fatih ona soruldu. Onları biraz böyle koruyarak da iyi de konuştu bence o açıklamalarda da. O liderliğini de gösterdi. O da böyle bir artık ayrılabilirim diyordu. Göreceğiz bakalım. Milankovic Savic'i senden dinleyeyim. Savic de gene stoperde yazdığımız gibi oraya oyun başka oyuncular konabilir. Yani. Hakan Çağanoğlu buranın adaylarından Kesin. biri. Barella Hakeza sezon. arkaya yazıp da Barella ile üçleyebilirdik ortası. Belki Aspadori ile orada hareketli biri olabilir. İyi sezon geçirdi. Pelegrini yani çok üst seviye bir oyuncu değil belki benim gözümde ama Roma'nın, yeni Roma'nın bayrak adamı olacağını kanıtlaması ve hani o liderliği açıklamalarıyla bence iyi bir sezon geçirdi. Oraya yazılabilir. Dediğim gibi Hakan, ben ben Milanda'yken Hakan'ı hiç bu kadar beğenerek izlediğimi hatırlamıyorum. Milli, milli takıma gelmiyorum bile yani Milanda. Hakikaten çok iyi oynadı. Çok etkileyici futbol restalleri verdiği maçlar var. Ama Milinkovic, Savic o yalpalayan Lazio'da Immobile bile sezon başında böyle milli takımında etkisiyle sıkıntı içindeyken hep e, gerek sevgili Dorun sevdiği o arka direk koşularındaki kafaları olsun hem skor olarak hem oyun içindeki tempo olarak e, benim adamımın düşük, düşüş döneminde e, hep Lazio'nun iyi oyuncusuydu o yönden oraya sanki Milinkovic Savic yakışır diye düşündük. Mansell listesinden Torreira'nın da adını analım. Özellikle sezonun ikinci yarısı gibi ortalarından itibaren. İlk yarıda, yarıda kendi görevinde, ikinci yarıda yeni görevinde hep iyi oynadı. Doğru. En de Immobile'yi yazdık. Yani gerçekten yine müthiş bir istikrar gösterdi. Yine gol krallığını elde etti. Juventus yapmasa muhtemelen Vlaovic olacaktı. İlk yarı açık ara zaten onu yazmıştık listenin başına. Ama o biraz sağlantıda geçirince ikinci yarıyı onu yazdık. Onunla beraber de işte Abraham olsun, Joao Pedro olsun. Kendi takımları ve beklentiler ölçeğinde yine iyi sezon geçen oyuncular oldu. Yine ilk yarı Simones'e. Aynen öyle. Simeone de yani Vilaovic ile beraber hani ikinci onu sayıyorduk ama olmadı. Simone demişken sen Caprari'yi de anayım. Yani ilk onlara sen girmez anladım. ama hani sezonun geniş listesinde bence vardır. Gayet iyi bir istikrar ortaya koydu Verona evet. tarafında. Sorular Gene... da, yani Napoli'de de dönem dönem çıkışlar oldu ama tüm sezona işte Ossime'nin söyleyebiliriz. Doğru. İşte Di Lorenzo'yu bir... Di Lorenzo'yu unuttuk. Sabeki Di Lorenzo kesinlikle Olayız. iyi oynadı. Takımın istikrarlı iyilerindendi. Aynen öyle. Enver Öter'in bir sorusu var az önce Vlaovic demişken onu buraya yedireyim. Juventus'un aradığı isim olduğunu hani konuşmuştunuz diyor. İlk yarım sezonunda bekleneni verdi mi sizce ve gelecek sezon daha iyi olacağını düşünüyor musunuz? Ya yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Onun için şey olmasın. Yani Juventus orta sahadaki akış sağlamadığı sürece hep bunu konuşacağız. Juventus'un işte Cuadrado yine birçok ilk 11'de mesela sezon 11'inde yazılıyor. Ve ana göstergelerin yani biri de en çok gol şansını yaratan oyunculardan biri oymuş Juventus. Hı. Yani ile Orta sahayla ilgili çok şey anlatıyor. Evet Cuadrado <laughs> becerikli bir oyuncu ama artık Karin'in bu noktasında koskoca Juventus daha fazla bir orta saha katkısı beklemez mi? Tabii ki bekler ama orada o kadar eksik var ki ki Orada da işte biraz transfer de konuşacağız sonunda. Yine bir Pogba ismi geçmeye başladı. Orayı yani farkındalar bir yenilemeye çalışıyorlar. Ha doğru isim mi onu istersem birazdan konuşalım bölünmesin. Hı hı. Yani dedim ya işte ama neleri konuşuyoruz? Brozovic baskıyı kırdı diyoruz. Tonali isyan etti diyoruz. Hep orada orta sahadan hani futbol modern işte modernlik emekleme dönemi 60'lar dersin. Oradan beri orta saha üzerinden kuruluyor. Yani Luis Suarez'e gidip Moratti'ler onun için para vermiştir. Onun için altın fanusta taşır Rocco Rivera'yı. Yani orta sahadır her zaman. şeyde şey de yok bu. Yani Locatelli diye aldılar. Ya O zaman da söylemiştik podcast'ta hatta Euro'da. Locatelli çok iyi bir parça uyumuş. Abi Locatelli'den ne bekliyorsunuz yani? Hani yeni Tardelli diyorlar. Tamam Tardelli de iyi bir parça uyumuşuydu. Marco Tardelli de Platini olmadan Arkası ya da Antonioni yani. olmadan uçmuyordu yani. Çok iyi bir. Markisio çok iyi bir parça uyumuşuydu. Çok iyiydi. Ama Andrea Pirlo o ceza sahasına koşulardı. seni gördüğünde o kıymetin ortaya çıkıyordu. Juventus'un bu eksiği var. Onu giderirlerse herkesin herkesin performansı aynı anda uçacaktır. Doğru. Yani bireysel yeti olarak herhangi bir şeyin eksiği yok ama evet çok eksikliğini hissediyorlar merkezin hattı. Abi o yani senle hep konuşuyoruz bunu. Yani çok da söylüyorum. Yani izliyoruz değil mi? Alkışlıyoruz. Hakikaten ben de üzüldüm elenmelerine. Çok seviyorum. Ya Dani Pareo hiçbir şey yapmıyor gibi gözüküyor değil mi? Hiçbir şey yapmıyor gibi. Ama Senle geçen sene attıkları bir golde UEFA Kupası'nda konuşmuştuk. Ya topu defanstan aldığında sırtı dönükken Kanada öyle bir tek çıkıyor ki o oyunu hızlandırıyor. Bitti, devamında gol oluyor zaten. Sağ bek getiriyor, veriyor, atıyorlar. Hani Juventus'ta o oyun zekasında bir orta saha oyuncusu yok. O topu tek de yönetecek. Mesela Brozovic böyle Tonali farklı bir türde tempo kazandırıyor. Belki topu alıp 40 metre 50 metre net pasları yok atıyor da yani o kadar pirlo gibi bir şey değil ama topu taşıması yırtınması ceza sahasındaki etkisi free ayrı bir şey yaratıyor. Onun için Juventus'ta öyle bir oyuncuya ihtiyaç var. La Gazette De Dello Sport'taki şampiyonluk yazısında Milan'la alakalı o Inter'de değinen bir nokta var. cümlenin tam çevirisini söyleyemeyeceğim ama şundan bahsediyor. Yani, yani Inter'in ikramı diyelim. Yani bu sezon çok yeni yaptığımız üzere. Hani Inter'in o elindeki malzemeyi değerlendirememesi, çok daha alternatifli olmasına rağmen hani elleriyle ikram ettiği gibi bir şeyden bahsediyor aslında Milan'a. Yani bu fırsatı verdiğini. Milan'ı çok takdir eden bir yazı tabii ki ama Inter'in de Hani kadrolara baktığında daha sınırlı olan tarafı Milanken şampiyonluğunun yürümesini biraz Inter'e de hani değinerek, dokundurarak diyelim anlamışlar. Sen de katılır mısın buna? Yani kadro kalitesi olarak ya ikrama katılmam. Yani her şampiyonluk ikramdır ona bakarsan. Tabii, tabii ya, ikram ben öyle öyle doğru diyorsun. Yani Milan'da da geçti ve bitirdi. Öyle evet. son haftaya kadar ikinci gelip gelip de saçma bir mağlubiyette çıkmadı ha. Tabii, tabii. Kaleci hatası Inter'in Bologna maçı mıydı o Aynen. salak gol? Evet evet saçma. Yani saçma. öyle şeyler var elbette ama yani futbol böyle şeyler olacak ki bir hikaye, bir şampiyonluk, bir gol ortaya çıksın yani ikram diyemem ama Inter'in hep biz de onu söyledik. Daha iyi kadrosu var. Ama şunu düşünüyorum abi. Daha iyi kadroyu biz de dedik hep. Yani Vidal, Gayardini Yani nicelik var ama niteliğine evet, ne kadar etkileri var. Ya da defansta Skriniar olmadı mı? Ya da işte Bastoni olmadı mı? Di oraya koydular falan filan. E, Gosens aldığında söyledik ya bu sakattı. Kaç maç oynayacak acaba? Oynadı mı? 10 maç oynadı mı Gosens? Yani böyle bir etki yapmadı. yapmadı. Biraz daha zaten önümüzdeki sezon için yani, koşuluyordu. Evet kadro var dediğin gibi ama ne kadar ondan performans aldılar. Hani Hakan da röportajda diyordu ya ya tamam Barella ya da Barella Liverpool maçında oynasa belki kazanırdınız bence gibi bir soru sormuştum ben. Hani o üçlü bozulunca o etkiyi koruyamıyorsunuz. Evet ama kenardan gelenlerin de iyi performans vermesi lazım. Hani Tabii. bu da onların sorumluluğu dedi ki o da biraz bu şiş, ben onu şikayet aldım biraz yani senle de konuştuk. Hani o kenardan gelenler net verdi mi emin değilim. E, öbür tarafta da Pioli'ye bakıyorsun abi defansta bilmem kaçıncı yedek oynuyor. E gene o verimi alıyor. Jiro yani, dedik mesela işte Inter maçı, bir iki büyük maçta son maç hepsinde çıktı. Üzerine düşün yap. Diaz dışında herkes. <laughs> <laughs> Selamankerde. Yani aynen aynen orada. Yani A onun için. Hariç. Evet öyleydi Inter ama yani Milan çok hakkıyla kazandı tabii, tabii yani. Tekrar söylüyorum sezonun genelinde Inter'in oynadığı oyunu ben gene oyumu oraya veriyorum. Hakikaten ne olduğunu yani ne yapmasını yapacağını bilen, yapacağını öngörmüş, planlanmış her şeyle setleri, şuları, buları çok çok daha takımdı ama son virajı Milan muazzam aldı. Inter'de o puanlarda kaybetmeyeceksin yani. Tabii ki. Şey yok. Mehmet Sezi Yelken de şampiyonluk yolundaki kırılma anları hangi haftalar oldu sizce demiş. Benim aklıma ilk gelenleri söyleyip atayım. Biri o Inter maçı. Yani evet. o golleriyle de çok konuştuğumuz Inter maçı muhakkak öyleydi. Teo Hernandez'in golü de bence olur. Yani hem son haftalardaki o zorlu virajlardan çıkmak. İşte Tonali'nin yine o golünü sayabiliriz. Çünkü onlar tam böyle şampiyonluk golüdür. Ya i̇lk üç an onlar aklıma geliyor. Şey Şimdi... demen lazım ama Maldini'nin geldiği. Geldi. <laughs> Inter maçı kesinlikle sana katılıyorum. Çok kritikti ki kupada da götürdüler. Doğru. Daha iyi oynamışlardı orayı da. Fiorentina maçı bence o buhranlı dönemi yani kaleci hatası olmasa zordu o iş. Onu yazabiliriz. Bir de Inter'in işte eksik maçı. Özür yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. Yani dergi son haftası benim kafa <laughs> 75 80 yaş arası şu anda. Bologna maçı olması lazım onların eksik maçı. Oradaki o puan kaybı. Aynen öyle. O çok Milan tarafına çekti rüzgarı yani. Kutluyorum. Sen ama en keyif aldığın takım olarak yine Fiorentina'yı sayıyorsun herhalde. İlk o, yarıdaki Fiorentina çok keyif aldım takımda. Tabii acayipti Son bir hikaye ay gene şey yaptılar sallandılar ama gene Avrupa Kupası'na gittiler. İlk yarıdaki takım çok keyif veriyordu ama Inter'in oyunu çok üst seviye için çok, çok uygun oyunu. Basiretsizliğini diyelim çok fazla gösterdim sezon boyunca yani. Kesin öyle ya, Bir neydi? Abi. Senin istatistiğin vardı. 80 şut atmıştı. Öyle ama bir şey vardı ya, 4-5 maçlık periyotta kaleye bulan öyle bir aşırı iki program önce söylemiştik galiba. Gol beklentisinde şurada burada birçoğunda hep iyilerdi ama işte bitiremeyince de futbol böyle bir oyun O yüzden sadece sayılarla açıklanamıyorsun. Başka şeyleri konuşman gerekiyor. Ve bizim takım. Zalenli tane Evet. Sen Şimdi esas 11'e gelelim. Temaslarda da bulundun. Esas 11'e gelelim. Fazio. <gülüyor> <gülüyor> Ederson. Ederson verdi. <laughs> Ve kutlamalarda Ribery. Aynen. Ve hocamız. <laughs> Aynen öyle. Yine bir takar daha kurtar. <laughs> <laughs> ama o kurtarıyor. <laughs> Hoca da eskiden kurtarıyordu. Aynen doğru diyorsun. Gerçekten acayip bir iki ay oldu o da. Kesinlikle. Yani biz masaya yatıracağız derin derin ama... Yani Maldini'nin futbol aklıysa Walter Sabatini nedir? Aynen. Maldini sağlıklı, sağlıklı yaşamın simgesidir. <laughs> Covid olduğunda da öyle demişti biliyorsun. Bir sporcu vücudunu tanır, bir şeylerin <laughs> ters gittiğini anlamıştım. Walter Sabatini ise sigaradan kulağı bile sararmış. <gülüyor> <gülüyor> Eski bir futbolcu, bir futbol aklı. <laughs> Al sana hadi bunu yap Paolo Maldini. O takımı sahipsiz... <gülüyor> Gerçekten de. Neredeyse sezon ortasında küme düşürülecek o takım. <laughs> Enric, e, Morricone ile de çıktılar Once Upon a Time in the West'te. Muazzam bir kareografi 4-0 aslanlar gibi mağlubiyet. Hadi düşürün bizi dediler ama hayır. İşte bu kendine güven gösteriyor Kesinlikle. değil mi baba? de alkışlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Son 5 haftada atacağım bir tane gol. <laughs> be adam yani. Artık buradan da düşmezsin dedik ama düştü. <laughs> Biliyorsun bu kızgınlığımı şeye de, gruba da yazdım. <laughs> bu FC grubunda. Atan diyor ki Salernitana'nın düşmesini mi istiyorsun? Anlamadım ki seni. Yani. sahiplendi. İstemiyorum ama Kalyari'ye de yani yazıklar olsun be kardeşim. Bir tane gol atacaksın yani. Gerçekten acayip bir hikayeyle kaldılar. Bakalım seneye Salerni, ne olacak? Salernitan da Ederson. Evet gerçekten iyi oynadı ki zaten birçok transfer işinde adı geçiyor. Son maçta yoktu ve neler <laughs> <laughs> sahne <gülüyor> o. Esas Salernitan'ı gösterdi bize. Delefe tek başına yendi takım. Gerçekten öyle. Bu arada senin de hani özellikle ikinci yarıda beğendiğin oyuncuları Kesinlikle. Bir onu, yani ikinci yarın 11'ini yapsak yazardım. Gerçekten öyle. Ederson transfer ihtimallerine bahsetmişken transfer sohbetleriyle de kapatalım. Juve Pogba'yı konuştuk. Senin az önce çok geniş yaptığın tanıma bence uyan bir oyuncu değil. Kesinlikle. Yani Juventus'un çok da sezon istikrarı olan orada bir yırtıcı karakter koyacak oyuncuya da ihtiyaç var. Meziyet tabii ki önemli ama dirayet de önemli orada. Ve Pogba çok o türde bir oyuncu değil bence. Bilmiyorum katılır mısın? Özellikle kulüplerde değil mi? Evet. Milli takımda da evet. gene Pogba onu Pogba gösterdi. Gerçekten. Mesela Manchester'da da yani çok iyi maçları oldu bir aylık dönemleri evet. oldu ama 10 ay aynı. Çok zor yani görmedik en azından. Belki o olgunluğa erişecek ayrı konu ama çok riskli bence. Juventus'un artık risk alma zamanı geçti gibi biraz. Belki yanına birini eklerler ayrı konu. Evet ya bunu yıllar önce box to box'ta galiba konuşmuştuk. O takımdaki 3 orta sahanında Vidal, Marquezio, Marquezio ve Pogba. Ha, o, üçünün. o üçünün en büyük şansı Hani geçen seneki Juventus performansı da adamcağız bak Allegri <laughs> İtalya Olur. kupasını da alamadı. Çok al, alay malzemesi oldu. Yani böyle futbolu bilmek beyefendi uzun toplarla olmuyor falan diye Twitter'dan atan arsızlar gördüm ben. Andrea Pirlo'nun muazzam oyun kuruculuğu onlara çok yaradı. Tabii. Mesela Vidal'e de bak gittikten sonra nerede Vidal o performans verdi ya da Marcus Zaten sakatlandı da öncesinde... Doğru. Empoli'den kiralık dönemine kadar ben Marquisio'yu biliyorum. İzlediğim bir oyuncuydu. Çok da severim ama ne zaman o performansı verdi? E Pogba United'da olmayan bu yüzden ucuza kapatılan bir oyuncuydu. E, yani o, topu almada bütün şey Pirlo'daydı sorumluluk. E savaşmada Marquisio olsun, Vidal olsun onun görevini görüyordu ki Pirlo'da da daha, daha biraz temposu vardı. Pirlo tempolu oyunu oynadığında Milano sezonlarını izleyin. Çok pas arası yapan bir oyuncuydu. Yani Pogba'ya sadece baba biz sana topu vereceğiz sen yeteneklerini sergile Yarın. mevzusu kalıyordu. Onda da elbette yetenekli oyuncu yani hani bu onu, onu yaptığını ben de yaparım diyene Allah çarpar zaten. Hani <laughs> çok yetenekli ama o yükü alınmış Pogba kendini Avrupa'ya gösterdi. Biz de Gençler Şampiyonası'nda izledik burada onları. Ben Kondor Bey'i daha çok beğenmiştim misal o zaman. 2013 galiba. Yani ama o dediğin gibi tüm arkadaki o ekip topu ona verdiğinde harikaydı. Forvet arkası gibi. Tam öyle değildi. De işte orada oynadın. Daha yakın oynadın da. E, Juventus bizim dediğimiz o sorumluluğu alacak oyuncu şey. Tamam Locatelli ile Pogba'yı koydun. Güzel. Hani Rabiot'tan da kurtuldun. <laughs> Güzel. E, ama işte orada o, o hızlandırıcı parça mı? Değil bence. De. Haklısın yani. Inter için de Sassolo'nun ee, o göze batan oyuncuları için iddialar var. İşte Fırat Tezli'den Tutus Kamakkaya, Raspadori'ye Kamak için hepsinin bütün büyüklerine evet. geçti gerçi ama bu üçü için de Inter'in temaslı olduğu söyleniyor ve Dybala tabii ki. O da çok konuşuluyor. Juventus'tan artık ayrılacağı neredeyse kesin gibi ve Inter'in artık detaylara gireceğine dair haberler okuduk dün. Yani çok yetenekli yeteneksiz denmez de çok da beğeniriz futbol hmm. stilini, Allah vergisi yeteneğini Dybala İnzaghi'nin kullanabileceği türden bir oyuncu. Hani o hep bahsetmiştik ya Koreya evet. üzerinden onu aradı diye. İşine yarayabilir ama bir yandan da taktiksel dizilimde saha içinde aksatan da bir oyuncu, sana zorluk yaratan da bir oyuncu. Hele Lotharo zor kalacaksa. zor oyuncu. Zahmetli oyuncu diyorum. Zahmetli zahmetli. Hele Lothar kalacaksa bence dediğin gibi çok zor ikisini birden kullanmak bana kalırsa. Yani 3-5-2'nin hani zor arkadan eksilmen lazım ki o üçünün ne kadar önemli olduğunu bu sezon gördük Broza olsun, Bak, Hakan tabii. olsun. Zaten hani güç. ikiye Dybala artı bir santrfor gibi yapma mecburiyeti Tabii. var gibi. O üçü bozamaz. Yani Frattezi de onlar az önce bahsettiğimiz gibi yedekleri güçlü diyoruz da hani Vidal'den işte Liverpool şeyle ya, Sensi'yi kiraladılar. Guy veremediler. Yedeğimiz yok diye Liverpool maçı Tabii. dönemi hatırlasana. Doğru, doğru. Bence oradan. Onlar sensiyle onu güzel yakalamıştı. Oradan getiriyorlardı canavarı. Doğru. Fratezi onu biraz görebilir. Sensi kadar bence becerikli değil gidiyor oraya da vuramıyor ama o şeyi İnemizmi katıyor, dinamizmi yaratıyor, yaratıyor koşularıyla. Çok hızlı şey defans arkasına koşmadı. Doğru. Yani Dybala'nın artı biri için de forvette Lotaro iyi bir isim değil bence. Rezonu demek ki. Yani uyumlu olurlar mı, çok zor geliyor i̇şte bana. Aynen. Hı. Dediğim gibi yani genel zahmeti var. Hani satma ihtimali bu arada konuşuyorlar o O yüzden belki onun yerine ikami olarak düşünüyorlar ama. Kimi alacaklar? Onu göreceğiz. O işte. i̇şte evet o Jaco zaman. Jacko yerine birini. Baksana baba yoruldu yani ligin sonunda. 4 <laughs> ayda pili bitti gerçekten yani sezon başı iyi de iş yapmıştı ama devamı gelmedi. Evet soruları Aha. da şey yaptık. Şampiyon Salernitana. Aynen. Bizim gönüllerin şampiyonu. Kesinlikle. Aslında Buradan... onun için böyle giydik. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> aynen aynen. Şehre gibi. dondurma dağıtıyor. Riveri bisiklet sürüyor. Budur bu. Sevgili Ege'ye de sevgilerimizi iletelim. Aynen. Muazzam aynen. bir photoshopla. Aynen. Bizim sosyal medyada görmüşsünüzdür belki. <laughs> Kesinlikle. Çok güldüm. <laughs> Acayip güldüm. Toprak Sağ sayfasını da mentionlayınca öyle düştü bana da. Hakikaten oyuz <laughs> biz işte. Masadaydık baba. 5-6 aydır özellikle aynen. ve Bizim olduğumuz masa düşmez. E, Fatih derim mi demişti ona öyle bir şey vardı ya programda. Onun gibi oldu. Çok mutluyuz. O takım nasıl kümede kaldı? Senin ikinci yarının ortasına kadar birkaç yıl sonra. <laughs> i̇kinci yarının ortasına kadar yani düşeceğini kesin gözüyle bakıyordum. Ama Roma maçımın bir dönüm noktaları var. Acayip. Ondan sonra Verdi ile birlikte ki o da tam böyle şey yani işte oraların kurtarıcısı. <laughs> Üst taraf olmuyor. Sigorta tuşu oldu. Mu? kesinlikle. Ama yani Ederson değişik oyuncu Buğra. Evet onu bir yerlerde göreceğiz belli ki. Yani zaten bu yaz muhtemelen transfer yapacak. Aynen. Sonrası da izlemek. Yani büyükler için olacak. büyükler için belki erken olabilir ama Fiorentina. Aynen. Lazio Fiorentina. Belki Roma. Keza. Bak Mourinho ile. var. Aynen. Çok fark İlginç tabii. İlginç oyuncu. Çok çok beğendim bu sefer. Nereden bu? Bu, çocukları biz, ne niye bulamıyoruz? bulamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Ağzına sağlık. Milanlara da çok tebrikler. Bizi hani Inter dedikçe yazıyorlardı neden Inter diyorsunuz Milan olmaz Aynen. mı olacak diye. Onlar da inancını korudular sezon boyu. Tebrik ederim. Hak edilmiş bir bekleyişin ardından. Kesinlikle. Keyfini çıkarın diyelim. Kesinlikle tebrik ederiz. Sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Milan'ın dönmesi diyelim. Aynen öyle. Ee, helal olsun kutlarız. Önümüzdeki hafta İtalya'dan uzaklaşmayacağız. Evet. Yüzüm gülüyor o yüzden. Aynen. Tersten bir Golzen yi yapacağız yine. Golzen yi... yapmayacağız. Gölgedekiler yapacağız. Gölgedekiler yapacağız. Pardon. Falyuka'yı konuşacağız. Gölgedekiler üzerinden konuşacağız. Evet. Senin zaten ne kadar sevdiğini ara ara programlarda konuşmuştuk. Bunun nedenlerini, neden gölgede kaldı, gerçekten çok daha büyüğünü hak ediyor muydu? Masayı yatıracağız. Sorularınızı bekleriz. Büyük kaleci Falyuka ile ilgili. Hoşçakalın. Hoşçakalın.